toplantılarda demokrasi... Yok, şimdi karşıda konuşmayalım. Şu an biz basın açıklaması yani, bu konuda yaptığımız çünkü yasaklama kararı var. Bu anlamda okunacak bir basın açıklaması. Buyurun, sizi misafirsinler yukarıda, buyurun. Burada açıklama yapalım. Evet, değerli basın mensupları, ben de hoş bulduk diyorum. Emniyet görevlileri de çok güzel karşıladılar. Ben Gölcük'te doğmuş bir insanım. Burada İzmit'te eğitim senin önündeki kaldırımda dahi basın açıklaması yasaklaması var. Ama demokrasi nöbetleri isteyene serbest. 1 Eylül Dünya Barış Günümüz kutlu olsun. Gerçekten böyle kutlu. Dışarıdaki manzara Türkiye'nin, Kocaeli'nin ve yakın geleceğimizin herhalde en önemli ispatıdır. Barış severleri alanların kapatıldığı, savaş çığlıkları atanlara alanların hemen her gün ülkenin dört bir yanında patlayan bombalarla onlarca insanımızın hayatını kaybediyor, yüzlerce insanımız yaralanıyor. Daha bir hafta önce Gaziantep'te insanların en mutlu gününe, düğüne yapılan alçakça saldırı sonucu çoğu çocuk, en az 54 insanımız yaşamını yitirdi. Onlarcası yaralandı. Bu saldırıda bebeğini kaybeden bir anne, çocuğunu toprağa verirken "onu yalnız gömmeyin, yalnızlıktan çok korkar" diyordu. Bir kadına, bir anneye bu topraklarda bu feryadı söylettiğimiz için hepimiz utanmalı, hepimiz sorumluluk hissetmeliyiz. Tutum alınması gerektiğini gözlerine sermiştir. Muhalif basın yayın organları basılıyor. Basın emekçileri gözaltına alınıyor. Bütün muhaliflere, bütün özgürlük tutkunlarına, bütün demokrasi sevdalılarına, bütün barış isteyenlere, insan hakları savunucularına, kadın özgürlükçülerine ve herkese, aslında muhalif olan herkese yaşatılmak istenen manzara bu. Ben her şeye rağmen 1 Eylül bizim günümüzdür, 1 Eylül Dünya Barış Günü'dür ve hepinize kutlu olsun diyorum. Hepimiz gerçekten düşündüğümüz gibi çekinmeden, bir tek onurumuz var, bir tek hayatımız var, bizim çocuklarımızın geleceği var. Bizler ancak böyle dimdik yaşarsak hayat hayattır, yoksa zaten gelen ölümdür dersek bunları yenebiliriz arkadaşlar. Vedat Türkali gibi yaşayalım, Vedat Türkali gibi ölelim. Son nefesimize kadar barış demekten, birlik demekten, mücadele demekten, ve emeği savunmaktan, kadın özgürlüğünü savunmaktan, çocukların istismarına karşı çıkmaktan, onları bu dünyada hak sahibi olarak görmekten ve ezdirmemekten vazgeçmeyelim. Hepimiz için, hepiniz için barış bu topraklara bir gün mutlaka gelecek diyorum.